Evet, ya 2019 Temmuz ayında yaşadığımız afetten daha şiddetli bir yağış aldığımızı düşünüyorum. Daha ileri götür, çünkü, daha ileri götür. 2 yıl önceki afette sıkıntı yaşamadığımız yerlerde de sıkıntı yaşıyoruz. Sadece Melen'de ciddi bir taşma olmadı. İnşallah can kaybımız yok şu anki elde ettiğimiz verilere göre. Ancak çok ciddi bir alan, ekili dikili alan hasar gördü, zarar gördü. Evleri, iş yerlerine sular bastı. Özellikle Demiraçma, Kadıköprü, Alandere, Yayla Mahallesi gibi deniz seviyesi kutuna yakın bölgelerde su baskınları var. Şu anda Alandere Mahallesi'ndeyiz. Alandere Mahallesi bugüne kadar görmediği bir sıkıntıyı yaşıyor. 2019 Temmuz ayında yaşadığımız büyük afet dahil. Yağışın dinmesini bekliyoruz. Eğer yağış devam ederse yüksek rakımlı mahallelerimizde de benzer sıkıntılar yaşanabilir. Çünkü toprak suya doydu. Su artık yolunu bulduğu en birikebileceği, yığılabileceği yerlerde yığılıyor. Dolayısıyla deniz seviyesindeki bölgelerde daha yüksek bir su birikmesi olma ihtimalini bekliyoruz. Ama yağış sona ererse inşallah bu afeti can kaybı olmadan ama ciddi oranda bir mal kaybıyla, üst yapı belediyecilik açısından hasarlarla atlatmış olacağız. Hepimize geçmiş olsun. Hem kaymakamımız hem belediye başkanımız bilgi verdiler. Biz de hemen çıktık geldik. Bütün ekipleri de sevk ettik. Afat, ülke, itfaiye, Büyükşehir Belediye Başkanımıza da geldik. Dışişleri Bakanımıza da bilgi verdim. Jandarmamız. Herkes sevk ettik. Birkaç evde mahsus kalma olayı olduğunu söyledi. Dem olay yerine baktık. Hem de ekiplerimiz müdahale ediyorlar. Yağmur biraz şiddetini azalttı. İnşallah yani can kaybı olmadı. Öncelikle İnşallah sıkıntı bir şekilde sorunu gideriz. Bir yerine göreceğiz vatandaşlarımızı da ziyaret edeceğiz. Ama önceliğimiz mahsul kalınmalı, tutarımız. Sıkıntı kalmışlar zaten. Belediye başkanımız, kaymakamımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız. Acil bir şekilde müdahale edeceğiz. İnşallah sıkıntı bir şekilde bitireceğiz.